Çok klişe. Ne yaptın en yakın arkadaşına? Aşık mı oldun bu kimse? Hayatımı kurtardın. Hakan, buradan bırak beni. Ama bir daha kendini tehlikeye atarak böyle bir şey yapmayacaksın, tamam mı? Ben sadece sana zarar gelsin istemiyorum. Şimdi yaptığım bir oyun. Hem de sevdiğin kişiye. Damarlarında ölümsüz kalmak. Ne istiyorsun bana? Belki de seninle aynı odada olmayan bir şeydir. Konuştuğun kişi senin Zeynep'in değil. Seni kaybetmeyi göze alamazdım Zeynep. Siz gerçekleri göremeyecek kadar yalnız kalmışsınız. Lütfen en azından kendinize dürüstlüğün. Ona karşı olan duygularınızı saklaman çok yazık. Beni öldürmen gerekiyor Zeynep. Ancak muhafız bulursa objeler bir şey değil kızım. Saçmalık, bunun başka bir yolu olmaz. Zeynep, başka bir yolu yok, başka bir yolu yok. Seni seviyorum. Anahtarı ve hançeri almanın tek yolu. Ya ben buradan defolup gidiyordum, biliyor musun bunu? Ne zaman? O hastanede bizim kimseyi açtığım zaman. Zeynep, ben başımdan dönemeyeceğim. Böyle bir şey kalmayalı çok oldu Zeynep. Niye peki, biliyor musun? Bilmem. Hadsizindeki olduğu için olabilir mi? En çok da kalbimi hissettiğim için olabilir mi? Ayrıca seni de çok iyi tanıyorum. Nereden tanıyorsun beni? Ha? Anlatsana biraz. Bak. Çünkü burası gelecek. Başka bir şey kurtarabiliriz. Seni gördüğüm ilk andan beri seviyorum. Ben de seni ilk gördüğümde kız benim pes etmeme izin vermez. Sana ihtiyacımız var. Bana hep destek olur. Yanımda olur. Beni düştüm mü kaldırır. Buradayım. Her zaman senin yanındayım. Hepsini ne yaptın? Bir kehanet vardı. Zeynep, sen aşkınla bunu bitireceksin. Tasımla orijinale gücünü kazandırabilmek için seni ellerimle öldürdüm ben. Siz niye ayrılmışsınız? Olmuyor. Saçma sapan bir kehanet. Sakın. Duygularımızla hareket etmememiz gerektiğini sen öğrettin bana. Eğer öyle olsaydı vezir sorduğunda seni seçerdim. Çok acı çektik başta. İstanbul'u değil. Geçmiş unut Hakan. Sonra savrulduk. Sen yokken kendimi koca dünyada yapabiliriz istedim. Burada kal. Sana ihtiyacım var. Nasıl savaşacağımı bilmiyorum ben. Hakan, sen kaç tane ümitsiz o hançer gömlek olmadan hallettin? Haklısın. Sen de gittiysen. Teşekkür. Ama sonra yeniden bulduk. Zeynep. Bir tek sen vardın. Senden hoşlanmıyorum. Birlik tılsım senin içinde. Geri hiçbir ölümsüz kaldık. Ben daha. Kimi kaybettiysen? Bir tek sana gittim. Bu hayatta güvendiğim tek bir kişi var. O da sensin. Ona çok değer veriyorsun değil mi Zeynep? Yani sizin aranızda özel bir bağ var sanki. Ya ben ne öğrendiysem Zeynep'ten öğrendim. Beni hiç yalnız bırakmadın.